Evet. Devam edelim. Eksenleri kestiğinden doğrunun denklemi. Çok basit bir formülümüz var arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. X ekseni nerede kesiyorum? A'da. O halde x bölü a artı y ekseni nerede kesiyorum? B'de artı y bölü b eşittir 1. Bilmeniz gereken tek şey bu arkadaşlar. Bunda. Evet. İspatını yapabiliriz ama istemiyorum şu an, hiç gerek yok. Evet, hemen yapalım. 3'e 0 ve 0 eksi noktalarından geçen doğrunun denklemini bulun demiş. Şimdi burada çaktırmadan bize diyor ki aslında eksenleri kesin noktaları veriyor aslında bize çaktırmadan. Şöyle. 3'e 0 dediği yer neresi arkadaşlar? 3'e 0 dediği yer burası. A noktası burası. Değil mi? 3'e 0. Burası 3 mesela. Evet. B 0 eksi 3. O da burası. Yani x eksenini ve y eksenini kesin noktaların apsis ve ordinatlarını aslında söylüyor bize. Dolayısıyla kolayca x bölü 3 artı y bölü eksi 3'ün eşit olması lazım 1'e. Buradan payda eşitlersem bunu eksi 1'e genişleteyim değil mi arkadaşlar? Öyleyse ne olur? X bölü 3 eksi y bölü 3 eşittir 1 olmuş olur. Ve payda eşitlediğim için zaten x eksi y bölü 3 eşittir 1 olmuş olur. Buradan da x eksi y eşittir 3 olmuş olur. Böyle bir doğru ifade etmiş şeklimiz yok. Ya şöyle yapacağım. Y'yi karşıya atıp bunu bu tarafa atacağım. Yani y eşittir x eksi 3 olacak. Ya da 3'ü de karşıya atacağım. Kapalı forma getireceğim. X eksi y eksi 3 eşittir 0'ı yapacağım. İkisi de olur. Tamam. Şimdilik burada bırakalım. Y eşittir x eksi 3 olarak bırakalım. Bakalım sağlıyor mu? Bu şu demektir. X sıfırken y eksi 3 mü bakalım? X'e 0 yazın şurada. 0'ı x'e 0 yazın. 0 eksi 3 ne yapar? Eksi 3 yapar. Demek ki 0 eksi 3'ten geçiyor. Başka? X yerine 3 yazın bakalım 0 oluyor mu? X yerine 3 yazıyorum. 3 eksi 3'ten 0. Demek ki x üçgen y de 0. Bu da sağlıyor. O zaman problem yok. Evet. Doğrumuz da şu arkadaşlar. Değil mi? Yine kolay arkadaşlarım. Evet. X ekseni nerede kesiyorum? Eksi 4'te. X bölü eksi 4 artı. Y'yi nerede kesiyorum? 2'de. Y bölü 2. Ne eşit olmasına toplayınca 1 eşit olması lazım. Payda eşitleyeceğiz. Nasıl yapalım? Bunu eksi 1 ile yapalım. Bunu 2 ile yapalım. Olur mu? Buradan ne olur? Eksi x bölü 4 artı 2'ye bölü 4 eşittir. 1 olmuş olur. Artık paydalar eşit olduğu için şöyle yazabilirim. Eksi x artı 2y bölü 4 eşittir 1 olarak yazabilirim. Buradan eksi x artı 2y eşittir. Bu 4'ü karşıya çarpma olarak gönderirsem eşittir 4 olur. Bunu bu tarafa atarsam eksi olarak geçer. Böyleyse diyorum. Eksi x artı 2y eksi 4 eşittir 0. Hocam sen x'in katsayısını negatif sevmiyordun. Tamam sevmiyorum ama o kadar da değil yani. Kalsın. Bu da doğru. Bir kere kendilerine. Kesinlikle. Evet, eksenlere paralel doğruların eğimleri. Arkadaşlarım, eğer x eksenine paralelse doğrumuz, o zaman eğim tanjant 0, 0 olduğu için eğim 0'dır. Eğim eşittir 0. Bu kadar basit. Çünkü x eksenine paralelim. X eksenine yaptığım bir açı yok. 0. Evet, dikse ne olacak arkadaşlar? Bu sefer tanjant 90'dır. Değil mi? Eğim. Tanjant 90. Tanjant 90'da ne var arkadaşlar? Tanjant 90'da tanjant 90'ın değeri şudur. Hatırla. Sin 90 bölü cos 90'dı. Sin 90 1'di. Cos 90 0'dı. Ve 1 bölü 0'dan tanımsız. Yani eğer y eksenine paralelsem bu sefer eğim tanımsızdır arkadaşlar. Bu kadar.
Evet. Eksi 2 ile 4 noktasından geçen ve x ekseni ile ortak noktası olmayan, çaktırmadan şunu demek istiyor. X ekseni ile ortak noktası olmayan ne demek arkadaşlar? X eksenine paralel demekti. Bunu derste konuşmuştuk, hatırlayın. Modellersem şöyle. 2 eksi 2'ye 4 neresi arkadaşlar? Eksi 2'ye 4. Şöyle düşünebiliriz. Eksi 2'ye 4. Değil mi? Şurası eksi 2. Şurası 4. Şurası da ne noktası? Eksi 2'ye 4 noktası. Buradan geçen ve ne olmayan? X ekseni hiçbir ortak noktası olmayacak arkadaşlar. Yani şöyle bir doğru. Evet. Bu doğrunun denklemini bulacağız. Bu doğrunun denklemini bulurken bir noktası belli mi? Belli. O halde diyorum ki y eksi 4, hatırla değil mi? Şu 4. Y eksi 4 eşittir. Eğim belli. 0. Çünkü x eksenine paralelim. Paralelsem eğim 0'dı. X eksenine paralelsem eğim 0'dı. 0 çarpı x eksi eksi 2'den x artı 2. Sıfıra bir şey çarptığınız zaman sonuç zaten sıfırdır. Değil mi? Yani bunlar sıfır olur. O halde y eksi 4 eşittir 0. Buradan eksi 4'ü karşıya atarsam y eşittir 4 doğrusumuş bu. Y eşittir 4 doğrusu arkadaşlar. Bu kadar. Evet. İki doğrunun birbirine göre durumları. Arkadaşlar 3 tane durumumuz var. Bir tanesi paralel olma durumu. Paralel olma durumunda sadece şunlar bakın arasında bir oran olacak. Yani sadece şu ikisi arasında. A1 bölü A2 eşit olacak. B1 bölü B2. Evet. Sadece bu varsa paralel. Aynı zamanda şu varsa o zaman çakışık. Yani şöyle olursa paralel, üçü birden olursa çakışık. Çakışık ne demek arkadaşlar? Aynı doğru demek. Aslında onlar aynı doğruymuş da biz bilmiyormuşuz. Onun gibi demek. Evet. Devam edelim. Çakışık olma durumu da bu. Tamam. Tamam. Anlatacağım arkadaşlar. Kesişme durumu da eğer eğimler birbirinden farklıysa, iki doğrunun eğimi birbirinden farklıysa illaki bir noktada kesişirler. Bunu anlatacağım. Evet. Eğer eğimler farklıysa tek bir noktada kesişiyorlar arkadaşlar. İki doğru. Paralellerse asla kesişmezler. Çakışıklarsa zaten aynı doğrulardır ve bütün tanımlı oldukları küme boyunca kesişirler. Çünkü aynı doğrular. Evet. Eğer eğimleri farklıysa ne olur? Kesişirler. Nerede kesişirler? Bir noktada kesişirler. Çözüm kümesi bir elemanlı olur. Yani burada çözüm kümesi boş küme. Çakışıklarsa eğer çözüm kümesi bütün reel sayılar kümesi. Evet. Burada çözüm kümesi ise tek bir küme arkadaşlar. Atıyorum. Mesela şurası bir P noktasıysa çözüm kümesi burada bir P noktasıdır. Çözüm kümesi yok. Boş eleman. Yani sıfır elemanlı. Boş küme. Çözüm kümesi bütün reel sayılar kümesi. Eğer çakışıklarsa, eğer kesişiyorlarsa bir noktada kesişiyorlar. Çözüm kümesi bir eleman. Evet arkadaşlar şu kolay soruyu inceleyelim. Tamam mı? Evet bakalım. X'in önünde ne var? Aynı renklendirelim onları. X'in önünde ne var? Eksi 6 var. Eksi 2 var. Artı 4 var. Artı 4 var. Eksi 3 var. O halde bakalım. 3 bölü eksi 6 acaba eşit mi? Eksi 2 bölü 4'e. Acaba o da eşit mi? 4 bölü eksi 3'e. Arkadaşlarım test edeceğim her şey burada. Şimdi bakıyorum. 3 bölü 6 eksi 2 bölü 4. Bu eksi 1 bölü 2'dir. Bu da eksi 1 bölü 2'dir. Bunlar birbirine eşit olduğu için. Aha değil mi? Sanki paralellik kesin. Paralellik kesin var. Ama çakışıklık var mı ona bakalım. Eksi 1 bölü 2, 4 bölü eksi 3'e eşit mi? Eksi 2 bölü 4, 4 bölü eksi 3'e eşit mi? Hayır, yani burası evet, fakat burası hayır. Evet olduğu için doğru cevap bunlar sadece birbirine nedir?
paraleldir. Eğer bu da evet olsaydı çakışık olacaklardı. Ama değil. Bu yöntem güzel oldu arkadaşlar bence. Buna bakalım. Paralel ise demiş efendim M kaçtır? Paraleli nasıl anlıyorduk arkadaşlar? Paralel ise şunlar arasındaki oran değil mi? 2 bölü 4 eşit olmak zorundaydı. Eksi 6 ile yani yayın önündeki katsayıyla bunun oranına eşit olmak zorundaydı. Yani eksi 6 bölü M artı 2 eşit olmak zorundaydı. Paralel ise bunu anlıyorum ben buradan. Öyle hissediyorum. İçler dışlar 2M artı 4 eşittir. Eksi 24. Hop at karşıya. Buradan 2M eşittir eksi 28'e. Buradan da M eşittir ne gelir? Eksi 14. Evet. Bunları yapalım mı? Derste arkadaşlar bunları çizeriz, tamam mı? Çizdirtiriz. Microsoft'un ya da işte Desmos'un araçlarından bunları görebiliriz arkadaşlar. Aslında gördük ama yapmıştık derste. Belki tekrar yaparız. Evet. Hemen devam edelim. Buradan. Çakışık olduğuna göre diyor arkadaşlar. Çakışıksa hatırla. Sen ve sen. Bir de sabitler. Evet arkadaşlar. Evet. Constant sabit demektir. Evet. Bütün hepsi arasında sabit bir oran olması lazım. Ben bunu nereden anlıyorum? Çakışık oldukları için anlıyorum. Yani 3 bölü 2 eşit olması lazım. Eksi 2 bölü ne? O da eşit olması lazım. M bölü 3 eşit olması lazım. Hemen şu ikisine bakalım. Buradan neyi çekip alabiliriz gibi geliyor bana. İçler dışlardan 3 ne eşittir? Evet. Eksi 4'e. Buradan da ne olur? N eşittir? Eksi 4 bölü 3 olur. N bulundu. M'yi nereden bulabilirim? M'yi de şuradan bulabilirim arkadaşlar. Bu burada kalsın. 3 bölü 2 ile M bölü 3'e bakalım. Yani eşitlik yok mu sonuçta aralarında? 3 bölü 2 eşittir. M bölü 3'ü kullanalım. Hop hop. Buradan 2M eşittir. 9. Buradan da M eşittir. Ne olur? 9 bölü 2. Devam edelim. Kesim noktalarını bulma sorularında yok etme metodunu kullanıyorduk arkadaşlar. Bakın 2x eksi 3y artı 5 eşittir 0 ile diğeri kim? X artı y eksi 5 eşittir 0 da. X ve y'lerden bir tanesini yok edeceğiz. Hangisi işimize geliyorsa arkadaşlar. Ben burada şunu fark ediyorum. Alttaki denklemi 3 ile çarparsak şöyle hepsini karşısı da dahil olmak üzere hepsini çarpıyorum şimdi onunla. Evet. Ve ne oluyor? Bu aynen kalıyor. Aynen kalsın. 2x eksi 3y artı 5 eşittir 0. Alttaki 3x artı 3y eksi 15 eşittir 0. Evet. Amacımı anladın herhalde. Çünkü yukarıda ve aşağıda eksi 3y'ler var. Bu eksi 3y'ler birbirlerini kolayca ne yapacak? Şimdi götürecek. Toplayınca 5x eksi 10 eşittir 0. Buradan 5x eşittir 10. Buradan da ne olur? X eşittir 2 olur. X'i bulduğun anda çözümün bittiğini sanma. Çünkü bulduğun x yerine ne yapman lazım? Şimdi bu adım 1 ve bir topu. Adım 2'de ne yapacaksın? Yerine yazacaksın. Bulduğun 2'yi yerine yazacaksın. Alalım o 2'yi. Götürelim burada yerine yazalım. Ne olur? 2 çarpı 2 eksi 3y artı 5 eşittir 0 olur. Buradan düzenlersem 4, 5, 9 değil mi? 9 eksi 3y eşittir 0. Buradan 3y eşittir 9. Buradan da y eşittir 3 gelir. Yine bittiğini sanma. Adım 3 demek ki benim
Kesim noktası. Bu doların birbirini kestiği nokta. Neymiş efendim? P noktası olsun ismi. P, X'in 2, Y'nin 3 olduğu nokta. Yani cevap P, 2'ye 3 noktası. Bu kadar. Evet. X artı eşittir 2 ve x eksi eşittir eksi 4 doğrularının kesim noktasından geçen ve y eşittir 3x artı 2 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini demiş. Bulalım demiş arkadaşlar. Evet, kesim noktasını bulacağız öncelikle. Adım 1'de. X artı y eşittir 2. X eksi y eşittir eksi 4. Hı-hı. Toplam tarafa tarafa artı eksiye gitti. Buradan 2x eşittir ne geldi? Eksi 2 geldi. Buradan x eşittir ne olur? Eksi 1 olur. Tabii ki bitmedi biliyorsun. Eksi 1'i ne yapıyordun? Yerine yazıyordun. Eksi 1'i götüreceğiz. İstediğimiz bir yerde mesela burada yerine yazacağız. Yerine yazarsak adım 2'de ne olur? Eksi 1 artı y eşittir 2 olur. Buradan da ne olur? Y eşittir 3 olur. X belli, b, y belli. Artık ne olmuş oldu arkadaşlar? Ben adım 3'te şunu yazabilirim. Artık benim geçtiği nokta, bu noktanın koordinatları eksi 1'e 3 noktası. Yani eksi 1'e 3 noktasından geçen ve eğimine karar vereceğim. Eğimine nereden karar vereceğim? Y eşittir 3x artı 2 doğrusuna paralel olduğu için demek ki bunların eğimleri aynı olacak. Eğim burada 3 değil mi? Geçen ve eğimi ne olan? 3 olan. Doğru denkleme. Eğimi 3 olan. Evet. Bu verilenden geçtiği noktayı buldum. Bu verilenden de eğimini buldum. Artık çok basit bir şekilde bir noktası eğimi bilinen doğru denklemini kullanacağım. Yani y eksi 3 eşittir. 3 çarpı x eksi eksi 1 yani x artı 1 kullanacağım. Buradan y eksi 3 eşittir. Biliyorsun 3x artı 3'tür. Buradan hepsini karşı atacağım bu sefer. Ya da atmayayım. Y'yi yalnız bırakayım. Sadece x3'ü karşı atayım. Y eşittir ne olur? 3x artı 6 olmuş olur. Evet. Gerçekten de bak burada. Şimdi x gördüğün yere eksi 1 yaz. 3 çıkması gerekir. Yani x yerine eksi 1 yazınca y'yi bulmalısın. X yerine eksi 1 yazınca y'yi bulmam lazım. Bakalım x yerine eksi 1 yazalım. 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Eksi 3 artı 6 artı 3. Gerçekten de bakın sağlıyor. Ayrıca eğimi de 3. Değil mi? Evet. Grafikler. Eğimler çarpımın eksi 1 olması arkadaşlar. Derste yaptığımız yerler buralar da yine hemen yapalım. Şimdi arkadaşlar bu doğrunun eğimine hemen görüyorsun. Eksi 2 bölü 3. Yaptık bunu. Eksi 2 bölü 3 ile neyi çarparsam ki doğru diğer doğrunun eğimine M2 diyelim. Neyi çarparsam eksi 1 olur. Buradaki çarpım durumundaki eksi bölü 2 bölü 3 karşı ederken takla atacak. Yani M2 eşittir. Eksi 1 çarpı 3 bölü eksi 2 diyebilirsin. Buradan da eksi eksin çarpımı artı olacağı için biliyorsun eksi 1 çarpı eksi 3 bölü 2 şöyle yazılabilir. Eksi 3 bölü dur. Eksi 3 bölü eksi 2 olarak yazılabilir. Bu da nedir? 3 bölü 2'dir. Tamam mı? Hala şöyle yaptığınızı görüyorum. Yani çarpım durumunda şu eksini çarpıp şunun üzerine eklemeye kalkıyorsun. Ya yok öyle bir şey. Evet. Cevap bu. 3 bölü 2. Doğrusuna dik olan falan filan. Evet. Yine aynı şekilde. Arınan doğru var. Bir tane doğru var arkadaşlar. Doğru hakkında bildiklerimiz bu doğruya dik olması. Mesela bu doğrunun eğimi ne? Bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2. Bak 2 bölü 4 ya. Önüne eksi koyacağım için eksi 1 bölü 2. Sadeleştirirsem eksi 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2 ile M2'yi çarpınca sonuç eksi 1 oluyormuş. Öyleyse buradan M2'yi bulalım. Karşı takla atarak geçecektir. M2 eşittir 2.
Yani eğimimiz 2 olacak. 1 noktası ve eğimi belli artık. 1 noktası belli. 3'e eksi 1'den geçiyor. Yani y eksi eksi 1'den y artı 1 eşittir olacak. Eğim belli 2. 2 çarpı x eksi 3. Değil mi? Buradan y artı 1 eşittir 2x eksi 6. Yine artı 1'i karşıya atıp bırakalım. Y eşittir 2x eksi 7. Ne formunda hocam şu an bu denklem? Y eşittir mx artı n formunda. Bitti. Evet. Bunu yapalım, bitirelim isterseniz. Uygulayalım da çok güzel bir yerde bırakalım. Evet, şimdi iki tane doğru var. Ne biliyoruz aklarında arkadaşlar? Bakın, bunlar birbirine dik kesişmişler. Yani eğimler çarpımının olması lazım, eksi bir olması lazım. Peki, eğimlerini nereden anlayabiliriz bunların? Bakalım. Mesela pembe olanın eğimini hemen ben buradan görebiliyorum. Bakın, pembe olan doğrunun eğimi ne olması lazım? Evet. Bir kere pozitif olması lazım. Şu açının karşısına bakın üçgende. Karşısı 2 birim, komşusu 3 birim. Değil mi? Yani o zaman evet, D1 doğrusunun eğimi, buna M1 diyelim kısaca, olur mu? MD1 de diyebilirim ama M1 de diyebilirim. M1 kısaca nedir? 2 bölü 3'tür. Evet. Ben başka ne biliyorum? Bu M1 ile M2 çarpıldığı zaman, yani D2 doğrusunun eğimi çarpıldığı zaman eksi 1 olması lazım. O zaman yazıyorum. Öyleyse 2 bölü 3 ile M2'yi çarptığım zaman, M2 dikkat edin 2M falan değil. Yani ikinci eğim. Tamam mı? 2M falan değil. Kesinlikle öyle yorumlamayın. İkinci doğrunun eğimine kısaca M2 diyorum. Bu kadar. Evet. Eşittir eksi 1 olması lazım. Buradan M2'yi çekip alalım. Karşıya çarpma olarak geçeceği için, taklatacağı için 3 bölü 2 karşıda ne olur? Eksi 3 bölü 2 olmuş olur. Artık hazırım. Neye hazırım? Artık bir tane noktam belli. Bakın D2 nereden geçiyor? 4'e 0 noktasından geçiyor. Eğimi de belli. Nokta belli, eğim belli. Süper. Y eksi Y0 yani 0 eşittir. Eksi 3 bölü 2 çarpı X eksi 4. Değil mi? Hatırla. Y eksi Y0 eşittir M çarpı x eksi x sıfır denklemini kullanıyorum burada. Burada y sıfır gördüğüm yer sıfır, x sıfır gördüğüm yerde 4. Evet. Devam edelim. Buradan y eksi sıfır zaten y'dir. Bu bölü 2 karşıya atarsam çarpma olarak geçer. 2'ye eşittir. Eksi 3x artı 12. Buradan eksi 3x'i ve artı 12'yi karşıya atarsam 3x alfabetik gidiyorum. 3x artı 2'ye eksi 12 eşittir. 0 olmuş olur. Uygulama kısmını bırakalım arkadaşlarım. Bugün 3 tane doğru video yapmış olduk. İnşallah faydalı olur. Görüşmek üzere.